Emre, her şey ya eskiye dönerse ya babam Simge'yle. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Merhaba çocuklar. Bak sen, kim gelmiş? Demek sen Kulina'nın torunusun ha? Evet. Peki Şemsi Koluyanık kim? Kim olacak? Şoker tabii ki. Şoker mi? Demek o yüzden sürekli benim peşimdeydiniz. Kolyemi almak için. Evet ama bizi bunu ileride zorlamıştı. Şimdi dostuz öyle değil mi? Çok emin değilim. Demek şoker ha? Boş ver onu. Sersem sünger kafam teki. Ayrıca anneannemin gözü hep onun üstünde. Size bir şey yapamaz, korkmayın. Peki senin de sihir güçlerin var mı? Emre! Ne var? Evet ama artık dünyada kullanmama izin yok. Peki neden okula geldin? Artık benimle işim bitmedi mi? Çoktan bitti. Okula gelmemin nedeni anneannem. Beni zorla gönderdi. Sizinle de arkadaş olmamı istiyor. Vay be, sen peri değil misin? Okuyup ne yapacaksın? Bence de saçma ama annem beni alınca burada yaşayacağız. Hem ben anne tarafından peri, baba tarafından insanım. Baban insan mı? Evet, bir sihir cambazı. Sihir güçlerini kullanamıyorsan sen de ders mi çalışacaksın yani bizim gibi? Maalesef. Oo, şu hale bak. Hem peri ol hem de otur matematik problemi çöz. Ne tuhaf. Hadi yakala. Ya dur bak burada, ben de atsana. Ya öğretmenim, bu ya öğretmenim. Tut Ömer, ben. Kızım ya, daha önce hiç oynamadın mı? Yakalasana şu topu. Oynamadım, ne var? Öğren o zaman. Bana atın, bana atın. Yakala. Atın, bana atın. Öğretmenim, bana da atın. Hadi. Kızım. Atsana. Hadi. Size sınıftaki Zeynep'i gördün mü ya? Hayır müdür hanım. Bana atın. Görmedim. Dursana oğlum. Yakala şu topu ya. Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Ne oluyor burada? Bana bak, sök onu çabuk. Neden? Burası okuldu ondan. Daha iyi ya. Çık çık. Çık 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 çık. Yürü. Bırak, yürü diyorum. Ya bırak. Bak yürü ya, diyorum ya. Bıraksana. Bak hala konuşuyor. Bıraksana. Yürü hadi. Haydut kurumunun konseri varmış. Bu gece ve yarınki gece sadece. Ver onları bana. Ver diyorum şunları. Ver. Ama iki gece. Oğlum çok eğleneceğiz ya. Süper olacak. Ama onlar çok iyi müzik yapıyorlar. Bırak. Sizden de ancak böyle bir tepki beklenirdi. Dershaneye gitmek zor oluyor mu? Yok, hafta sonuna gittiğim için problem olmuyor. Özer, top. Dur oğlum. Dikkat et oğlum, düşeceksin. Oğlum bil bakalım ne oldu. Ne oldu? İnternette bir yarışmaya katıldım. Ve iki konser bileti kazandım. Konser mi? Ne konseri? Sıkı dur, söylüyorum. Hadi sene ya. Söylüyorum. Reklamlardan sonra. Hadi be oğlum. Haydut grubunun konseri. Ne diyorsun oğlum ya? Gerçekten mi? Evet. Hatta konserden sonra kulise gidip grupla fotoğraf bile çektirmeme izin verecekler. Peki yanında kimi götürmeyi düşünüyorsun kanka? Konsere iki bilet var. Hadi be oğlum, söylesene. Kanka, konsere kimi götüreceksin? Öğretmenim, siz de Haydut'un konserine gidecek misiniz? Bilmem, işlerimi halledebilirsem evet. Ben babamla gideceğim. Emre'cim, bu heyecan çok güzel ama konsere gidip eğlenmeden önce biraz matematiğe ne dersin? Evet, bugün eşkenar dörtgenleri işleyeceğiz. Evet çocuklar, defterlerinize geçirdiniz mi? Emre'cim, sanırım şu anda sınıfta değilsin.
Nerede olduğunu bizlerle paylaşmak ister misin? Affedersiniz öğretmenim. Konseri düşünüyordum. Ben de büyünce rock şarkıcısı olmak istiyorum. Ah ah, o konsere gitmek için her şeyimi feda ederdim. Her şeyi öyle mi? Hı hı. Biliyor musunuz, dün çok güzel bir masal okudum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü şimdi tam da yeri. Masal bu ya, çok uzun zaman önce balıklar konuşabiliyormuş. Nasıl yani, bizim gibi mi? Yok canım, senin gibi geveze değillermiş. Çok komik. Bütün balıklar gece olup gökyüzünde yıldızlar parlayınca ah derlermiş, biz de bunlar kadar parlak olsak. Bir gün aralarında anlaşmışlar. Deniz tanrısına gidecek ve kendilerini yıldızlar kadar parlak yapmalarını isteyeceklermiş. Ama bu fikre yunuslar ve balinalar karşı çıkmış. Onlar hariç tüm balıklar deniz tanrısına gitmiş ve dileklerini söylemişler. Deniz tanrısı bunun karşılığında konuşma yeteneğinizi verir misiniz demiş. Tüm balıklar kabul etmiş. Ertesi sabah uyandıklarında bir de bakmışlar ki üstleri pırıl pırıl pullarla kaplı. Tıpkı yıldızlar gibi parlıyorlar. Sevinç içinde çığlık atmak istemişler. Ama ağızlarından sadece su kabarcıkları çıkmış. O zaman anlamışlar nasıl büyük bir hata yaptıklarını. O gün bugündür yunuslar ve balinalar konuşabilir. Kendilerine ait bir dilleri vardır. Diğer balıklarsa konuşamaz. Ama pulludur ve parlaktır. Yıldızlar gibi. Bir şeyi feda ediyorsanız neyi, niçin feda ettiğinizi iyi düşünün. Üf, aman iyi ki balıklar konuşamıyor. Tamam da tam yiyeceğim anda benimle konuşan bir hamsi pek de hoş olmazdı herhalde. Tabandayız ölmüştür akıllım. Zaten konuşamaz. Ay canlarım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah, Selimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Annemin işi var da Hakan abi buraya gelmemi söyledi. Aa, tabii canım, geç. Çocuklar, hadi siz yukarı üzerinizi değiştirin, hadi. Nana, babam bu gece geç gelmeyecek değil mi? Yo, bir şey söylemedi, neden? Hiç, onu çok önemli bir şey söyleyeceğim de. Ağı var örümcek değil, çağı var geçmiş değil. Kör olunca görürsün, gözle görmek mümkün değil. Bilmece bu işte. Ben daha önce hiç böyle bir bilmece duymadım. Ben de. Çocuklar, bu bilmeceyi çözersek her şey yoluna girecek. Yeniden sihir güçlerime kavuşabileceğim. Merak etme Nana, Kulin hemen çözer bunu. Hakan da geldi. Baba, işte. Nana, babam beni konsere götürür değil mi? Tabii canım, neden götürmesin? Şimdi yemeğini yesin, keyfi yerine gelsin. Hep birlikte söyleriz, olur mu? Tamam, hadi. 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 Hakan, Emre sana bir şey söylemek istiyor. Evet Emre. Araya aracı koymana gerek yok oğlum. Babacığım, hani Hayut diye çok ünlü bir rock grubu var ya. Öyle mi? Yarın akşam onun konseri var da beni götürebilir misin diye soracaktım. Neredeymiş? Hakan'cığım unuttun galiba. Yarın akşam Hasan Bey ile iş yemeğimiz var. Ha, akıl kalmadı ki bende. Yarın olmaz Emreciğim. Sonraki gün gitsek. İyi ama bir bu akşam bir de yarın var. Sonra kim bilir bir daha ne zaman konser verirler. İyi de oğlum, yarın akşam imkansız. Bu akşam hiç olmaz çünkü sunum hazırlayacağım. Ayrıca sen konsere gitmek için biraz daha büyümeyi beklesen. Ya ne alakası var baba, herkes gidiyor. Evet Hakan abi, ben de yarışmadan bilet kazandım. Okuldaki diğer çocuklar da gelecek. İsterseniz ben götürebilirim. Olmaz canım, sen ancak kendine sahip çıkarsın. Başınızda bir büyük olmadan hayatta olmaz. O zaman ben götüreyim. Zaten iki gün sonra matematik sınavımız var. Gördün mü bak? Konser düşüneceğine derslerinle ilgilensen daha iyi olmaz mı? İyi de hem konsere gidip hem de derslerine çalışabilir, öyle değil mi? Hakan, çocukların sorumluluğunu yanlış hatırlamıyorsam bana vermiştin. Ve ben de bunu doğru bulmuyorum. Sen benim annem değilsin, tamam mı? Bize karışma. Emre! 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 Duydum ben. Ben sınava çalıştırabilirdim aslında. Konu kapandı sanıyorum. Hakan abi, ben izninizi isteyeceğim. Annem eve gelmiştir. Merak etmesin.
Tamam canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Simge, çok mu üstlerine gittik? Ay ne münasebet canım. Her dediklerine evet dersek yandık. Bak, Özge'nin sesi çıkıyor mu? Kredi kartını, okuldan kaçmaları, sınavdan alınan sıfırları unutma. Çocukların disipline ihtiyacı var. Konsermiş şaka gibi. Ya bunca dersin arasında ne alaka? Emreciğim, bak babana da hak ver. O senin iyiliğini istiyor. Hayır, iyiliğimi falan istemiyor. Simge onu doldurup duruyor. Bak işte yine babamla beraber olacak. Yine bize işkence yapacak. Kendini bizim annemiz sanıyor gerçekten. Ayrıca babam için en önemli şey iş. Bizim isteklerimizin onun için hiçbir önemi yok. Arkadaşlarımın babaları onlarla her yere gidiyor. Maça gidiyor, balığa gidiyor, gezmeye gidiyor. Bizim babamızsa hep çalışıyor, hep. Evet. Lütfen üzülme bebeğim. Canım, yardıma ihtiyacın olmadığına emin misin? Evet evet, ben hallederim. Yarın sabah ofiste gözden geçiririz. Nasıl istersen. Unutma canım, çocuklara taviz vermek yok. Onların iyiliği için. Peki, peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hakan, 5 dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Amerika'dan döndüğünde söz vermiştin. Ne hakkında? Çocuklar. Hani işlerinden önce hep çocukların olacaktı? Ama Nana, ben ne yapıyorsam onların iyiliği için yapıyorum. Ayrıca Simge... Biliyorum, biliyorum. Son zamanlarda seni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattım. Yeteri kadar çocuklarla ilgilenemedim. İnan bana, elimden geleni yapıyorum. Ben de sana karşı bazen anlayışsız davranıyorum, değil mi? Önemi yok. Bak, ben sadece bir kez daha düşünmeni istiyorum. Çocukların Simge'nin ya da benim düşüncelerimden önce sana ihtiyaçları var. Senin sevgine ve ilgine. Bunu unutma, olur mu? Haklısın. İstersen sen çalışmaya başla, ben de bir kahve yapayım ha? Olur, tamam. Tamam. Ağı var. Örümcek değil. Balıkçı olabilir mi? Onların da ağı var. Çağı var. Geçmiş değil. Kör olunca görürsün. Kör olunca bir şey göremezsin ki. Öf. Ne aptal bir bilmece. Hey! Su gel kafa. Oyun oynayalım mı? Görmüyor musun? Ne kadar meşgulüm. Yer fıstı. Meşgul müsün? Ne yapıyorsun ki? Düşünüyorum. İyi ama bu mümkün değil. Beyni olmayan bir nasıl düşünebilir? Pompirik yapıcını. Toz ol çabuk. Bak, Luna'nın kızımızı demem. Seni bir sıçana çeviririm. Zaten o sırk cambazı babana da kılır. İyi, tamam tamam, gittim. Hadi, çüçü. Ağı var, kör değil. Burnu var, ağzı yok. Ağzı var, dili yok. Neydi ya? Hiç böyle bir bilmece olur mu canım? Bu kitapta da yanıt yok. Anneanne, anneanne, benimle oyun oynar mısın? Canım bak, görmüyor musun? Çalışıyorum. Ama benim canım çok sıkılıyor. Sıkıcan iyidir pompirike, çabuk çıkmaz. Ya anneanne. Bana anneanne deyip durma demedim mi sana? Anneanne, anneanne, yaşlı anneanne, Ay şimdi delireceğim. Çabuk odana git, çabuk. Yaşlı anneanne, yaşlı. Ay bu küçük cadı beni öldürecek. Canavar, sence ben yaşlı mıyım? Evet, evet. Luna. Hazır mısınız kızlar? Evet. Evet. 1, 2, 3. Yuh! Gel buraya. Buradayım. Yakalayamadım ki. Gelsene buraya. Ben de size
Sonra oynayabilir miyim? Lütfen, lütfen. Hayır. Bize yaptığın onca kötülükten sonra hangi yüzle yanımıza geliyorsun? Şimdi de kalkmış bizimle oyun oynamak istiyor. Sen Şoker'in kankası değil misin? Git onunla oyna. Git. Hadi. Git. 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 Git buradan. Ya, yakaladım. Sıkıntıdan patlayacağım. Annem beni bir an önce gelip alsa. Ne güzel, o her şeye izin veriyordu. Ama bu anneannem olacak yaşlı cadı hiçbir şeye izin vermiyor. Kimse de benimle oynamıyor. Of. Tabii ya. Dünyaya gidip biraz eğlenebilirim. Neden olmasın? Burada. Oyuncaklar dünyasında canım çok sıkıldı. Ben de buraya geldim. Belki oyun falan oynarız diye ama siz tavuklar gibi çoktan yatmışsınız. Neyin var? Şu Haydut grubunun konseri var ya. Babam beni götürmüyor. İşi varmış. Hep işi var zaten. Sorma. Kulina da öyle. Ne zaman bir şey isteyecek olsa bir şey oluyor. Hiçbir şeye de izin vermiyor. Aynen babam gibi işte. Ya bu büyükler neden böyle? Bu gizce bir dur demenin zamanı geldi artık. Nasıl yani? Sen şu konsere gitmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ne zaman başlıyor? Bu gece var, bir de yarın. Yarını boş ver. Bu gece gidiyoruz. Ya ama bir saate kadar başlıyor. Ayrıca nasıl gideceğiz? Diyelim evden kaçmayı başardık. Yaşımız tutmuyor, bizi almazlar ki. Birisini tanıyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hakan. Efendim? Diyorum ki Emre ile konuşsan, bir gönlünü alsan, uyumadan, uygun bir zamanda götüreceğine dair bir söz versen. Hı? Çok üzüldü değil mi? Hem de nasıl. Hadi lütfen, hadi gel. Hadi. Tamam, tamam. İşim zaten başımdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yer fıstığı. Ben buna hiç güvenmiyorum, haberin olsun. Merak etme. Bana bak sünger kafa. Biliyorsun, anneannem dünyada sihir yapmamı yasakladı. Şimdi ya bize yardım edersin ya da seni her fırsatta anneanneme şikayet edip başını derde sokarım. Seçimini yap, hadi. Tamam. Ne istiyorsunuz? İki kimlik. 19 yaşında olalım ama. İki de bilet. Bir de kıyafetler tabii. Sonra da bizi konserin olduğu yere ışınlayıver. Başka? Hadi sünger kafa, vaktimiz yok. Tamam. Ama sen de bana Kulina'nın nerede olduğunu söyleyeceksin. Her yeri aradım, yok. Tamam, söylüyorum. Bulmacayı çözmek için Kirkon amcanın yanına gidecekti. Vay be, nasıl da tahmin edemedim. Hadi çabuk olalım o zaman. Ufaklık gelmiyor mu? Hayır, onu uyandırma. Şimdi bir yığın nutuk dinlemeye hiç zamanım yok. İyi, hadi. Geçin bakayım, hazır mısınız? Of, Nana ne diyeceğim ben şimdi? Hakan, pes yani. Ne diyeceksin? Tabii ki işlerini anlatıp, eğer ayarlayabilirsen yarın onu götüreceğini, en kötü ihtimalle benim götüreceğimi söyleyeceksin. Ama Simge bir karar verdikten sonra cayma dedi. Tamam, Simge'yi dinle o zaman. Ya da içinden ne geliyorsa onu yap. Böyle söyleme. İçimden ne geldiğini çok iyi biliyorsun. Hadi o zaman. Ama... Kesinlikle konsere gitti. Dur be. Hiçbir yerde yok işte. Hakan sakin ol. Ben çıkıyorum. Neredeydi bu konser? Bilmiyorum. Selim'i arayıp sorabilirsin. İyi fikir. Telefon çalıyor. Alo? Evet. Hı hı. Evet, babası benim.
Ne? Anne. Ne oldu? Evet memur bey, hemen geliyorum. Sahte kimlikle konsere girmeye çalışırken yakalanmış. Karakoldalar şimdi. Ben gidiyorum. Simge'nin haklı olmasından ben de hoşlanmıyorum ama görüyorsun işte. Ben geldim. Etrafta kimse yok değil mi? Maalesef yok. Aa, ne oldu? Emre konsere gitmek için evden kaçtı. Karakoldaymış şimdi. Hakan da onu almaya gitti. Hay aksi. Her şey neden hep kötü gitmek zorunda? Yanılıyorsun nanacığım. Kirkun amcanın yanından geliyorum. Bilmecenin çözümünü bulduk. Gerçekten mi? Gerçekten. Aşk en büyük sihirdir canım. Bu yüzden biriyle pulu karşılıklı hissettiğin anda tüm sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. Biri derken? Şaşkın. Tabii ki Hakan'dan söz ediyorum. Yoksa ona hala aşık değil misin ha? Evet ama onun hislerinden emin değilim. Ama bazen bana çok güzel bakıyor. İyi ya, bir taşla iki kuş vuracağız. Hem Hakan'ın aşık olup olmadığını öğreneceksin. Ki öyleyse eğer sihir güçlerini yeniden kazanacaksın. İyi ama bunu nasıl yapacağım? Aynen, benden hala hiçbir şey öğrenemedin mi? Ortamını yaratacaksın, ortamını. Ortamını mı? Hı? Kirkon amca şu yengeye aşık olduğunu ilk Galaksi konserinde söylemiş. Hakan'ı böyle romantik bir ortama sokacaksın. Yani burada evde çocuklar, Simge Makmuş varken hiçbir şey yapamazsın. Konserde mi söylemiş? Demek konser ha? Ha-ha. Geldiler. Kaç kaç. Hadi, hadi geldiler. Evet Emre Bey. Emre buraya gel. Emre! Hakan! Şimdi değil lütfen. Ver. Hadi geç otur, sen bir kahve yapayım ben sana.